Arkadaşlar merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere en pratik yöntemiyle kültür mantarı nasıl yetiştirilir? Kültür mantarı evde yetiştirilebilir mi? Kültür mantarından bir kar elde edilir mi? Bunları anlatacağız arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup like atarsanız bizleri sevindirirsiniz arkadaşlar. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Siz de kendi yetiştirmekten, evinizde veya başka bir şeyden keyif alan, organik beslenmeyi sevenlerdenseniz arkadaşlar, yemekler için yeri bir bambaşka olan kültür mantarı evinizde yetiştirebilirsiniz arkadaşlar. Son zamanlarda giderek artan kültür mantarı kolayca büyüyen ve çok zahmete girmeden yetiştirebileceğiniz bir bitkidir beyler. Dünyanın birçok yerinde görülen bu bitki, düşük kalorisi ve yüksek besin değeriyle öne çıkar. Evinizde yetiştireceğiniz kültür mantarı ile siz de yemeklerinize lezzetli ve doğal dokunuşlar yapabilirsiniz. Kültür mantarı nasıl yetiştirilir arkadaşlar? Bundan bahsedelim. Kültür mantarı yetiştiriciliği, kültür mantarı kompostosu denilen özel bir karışım içerisinde yapılır. Ticari amaçlı üretim gerçekleştiren alanlarda ısı yaratımı, havalandırma ve ortamın nem oranı konusunda profesyonel ekipmanlar sahip olmak gerekir. İşletmenin kurulacağı mekanla ilgili de özellikle bir çalışma şarttır. Ancak evde kültür mantarı yetiştirmek daha pratik ve kolaydır arkadaşlar. Evde kültür mantarı nasıl yetiştirilir? Bunu görelim arkadaşlar. Evinizde kültür mantarı yetiştirmek için ihtiyacınız olan ilk malzeme mantar kompostosudur. Mantar kompostosunu evde kendiniz hazırlayabileceğiniz gibi hazır olarak da satın alabilirsiniz arkadaşlar. Süreci fazlasıyla hızlandırabilir veya kolaylaştırabilirsiniz. Hazır olarak alacağınız kompostolar kuluçka dönemini tamamlamış haldedir arkadaşlar. Kompostonuzun içerisinde yer aldığı delikli kap ya da poşetin nem oranı %70-80 olan karanlık bir odaya alarak her gün bu deliklere fıs fıs ile su takviye yapmanız gerekmektedir. Su takviyesi şarttır arkadaşlar. Yaklaşık 20 gün sonra kabın ve poşetin ağzını açarak günde 8 saat ışık görmesini ve havalanmasını sağlayın. Yine her gün fıs fıs yardım ile toprağın nemli kalmasını sağlayın. Mantarınızın yavaş yavaş oluşmaya başladığını göreceksiniz arkadaşlar. Kültür mantarı kaç günde yetiştirilir? Bunu işleyelim arkadaşlar. Eğer kendiniz yapıyorsanız yalnızca mantar kompostosunun verimli hale gelmesi 30 gün sürer. Kompost oluşumundan sonra 18-20 gün arasında kuluçka süresinin bulunan kültür mantarı bu sürecin ardından yaklaşık 15 gün sonra hasat için uygun noktaya gelir. Yetişen mantarınızın topladıktan sonra aynı işleme devam ederek aynı komposttan tekrar tekrar ürün alabiliyorsunuz arkadaşlar. Kültür mantarı zehirli midir? Değildir arkadaşlar. Kültür mantarı zehirli değildir. İçerisinde ekstra bir şey katılmamış da. Kültür mantarı nasıl temizlenir arkadaşlar? Kültür mantarları temizlemenin en kolay yöntemi mantarın üst kısmını biraz ısıtılarak sünger gibi hafif tırtıklı bir malzeme ile silin arkadaşlar. Üzerindeki lekeleri alarak mantarınızı pırıl pırıl yaptıktan sonra sap kısmı hafif iterek kopartılır ve mantarın iç kısmı yine az bir su altında parmaklar yardımıyla temizlenebilir arkadaşlar. Bu işlemlerden sonra mantarınızı yemeklerinizde temiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Arkadaşlar, umarım faydalı bilgiler vermişimdir. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atarsanız bütün haberlerden haberiniz en hızlı bir şekilde olur arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun arkadaşlar.